İngilizlerin devleti münafıkların ruh halini iyi bildiği için dünyada büyük bir kitle olan münafıkları kontrol altına aldı. Çünkü çok yaygın şeytani zekaya sahip büyük bir kitledir münafıklar. Kendisinin esas merkez olduğunu İngilizlerin devleti bütün dünya münafıklarına açıkça hissettirmiş. Arayan bulur mantığıyla kendisini haşa Allah gibi göstertip ara beni bulacaksın mantığıyla yola çıkmış ve bütün münafıkların sonunda rahatça bulduğu bir deccaliyet dini olduğunu göstermiştir. Şimdi insanlar deccale kendini kabul ettirmek için, İngilizlerin devletine kendini kabul ettirmek için Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de, orada burada İngiliz vatandaşı olabilmek için İngiliz kültürünü geniş çapta araştırıyorlar. Çünkü İngiliz vatandaşı olmak için İngiltere imtihan ediyor insanları. En çok sordukları sorular İngiliz tarihi, İngiliz kültürü, İngiliz hayat felsefesi. Onun için o devlete sığınmayı düşünen, İngilizlerin devletinin elemanı olmayan, olmak isteyen ne kadar lümpen takımı varsa, ne kadar yancı, bedavacı, haysiyetsiz varsa gece gündüz hayret edecek bir kararlılıkla İngiliz tarihini, İngiliz kültürünü, İngiliz sanatını deliler gibi araştırıyorlar. Ben de merak ettim bunlar niye bunu yapıyor diye. Baktım İngiliz vatandaşı olmanın şartıymış bu. Yüz binlerce öyle tip, tabii bunu yapan hepsi münafık değil, bir kısmı da bilgisizliğinden, cahilliğinden veyahut çıkar için yapıyor. Ama büyük bir kitlenin münafıkhane bir yaranma kafasıyla bu eğitim düzeyini elde etmek için gayret ettiğini gördüm. Bu şaşılacak bir şey. Yani İngiltere'de okumuş olmak, İngilizlerin desteğini almak, onlar için bir ayrıcalık gibi oluyor. Halbuki adamlar onlara hiçbir şekilde değer vermezler. Çünkü Anglo-Sakson olarak görmüyorlar. Irk olarak zaten kabul etmiyor. Bir Pakistanlı onlar için hiçtir. Bir Bangladeşli hiçtir İngilizlerin devleti için. Sadece onların tabiriyle işte dog diyorlar, köpek diyorlar haşa. O kendi yancılarına. Yani sadık köpek diyorlar. Ve bunları kullanıyorlar. Ve sonunda da birçoğunu öldürüyorlar. Yani casus olarak kullandıklarını.